Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ve şükran lillah. Salatu ve selamun ala nebiyyillah. Faslun. Kâlel müteallimu. Öğrenci dedi ki, lekad keşefte anni el-gıtâ. Yani benim gözlerimin önünden perdeyi çektin, indirdin. Ve cealteni aral berekete fi müzakeretike. Yani seninle böyle konuşmakla karşılıklı soru cevap şeklinde bir müzakere yapmakla bizi bereketli kıldın. Bereketi görmemi nasip ettin. Vesile oldun diyelim. Velakin fakat eraite yani şu konuda ne düşünürsün? İmkâne racülen. Burada nasafe demiş ama nasafe çok makul olmuyor burada. Vasafa aşağıda da gelecek yani buna benzer bir cümle vasafa diye okumak daha doğru. İmkâne racülen vasafa adlen. Yani bir adam bir şeyi doğru yaptığını zannediyor ama ve la ya'rifu cevra men yuhalifuhu ve la'addehu. Yani bu hakikate muhalif olan adamın haksızlığını, doğruluğunu bilmeksizin doğru yaptığını zannediyor. Yesi'ahu zelike. Yani bu mümkün mü? En yukale bu adama denmesi. Ennehu arifun lil hakkı. Yani hakkı bilen evhuve min ehli veya hakkı bilen hak ehlinden biri olduğunu söylemek mümkün mü? Kâlel alimu. Alim de dedi ki Ebu Hanife İzâ vasafı adlen ve lem yârif devre men yukâlifuhu. Yani hakikatin, doğrunun, gerçeğin, dirayetin yani aslında yani hakkı bilip dirayetli bir şekilde hakkın yanında durmak içeriği de var diyebiliriz yani adli kelimesinde. Yani onun yani onun muhalifi olan kişinin haksızlığını bilmediği halde doğruyu yaptığını zannederse فَاِنَّهُ جَاهِلٌ بِالْعَدْلِ وَالْجَوْرِ. Bu adam ne doğruluğu bilir ne de ne hakkı bilir ne de haksızlığı bilir. وَاَلَمْ يَا اَخِي. Ey kardeşim bil ki enne ecehelel esnafi kullaha. Yani bu cahil insanlar var. En cahil insanlar var. Bunların en cahil. Ve erde'ehum menzileten indi. Yani bana göre en beteri ve cahillerin en cahil kesimi bana göre kimdir? Onu söyleyecek şimdi. Haulay. Bu tür adamlardır. Yani haksızlık nedir? Hakka muhalefet eden kimse kimdir? Bunu bilmeksizin doğru yaptığını zanneden kimse. Lianne meselahum bunların durumu, örneği kemeseli erbaati neferin yutune bi sevbin ebyada. Yani şu adamların, şu dört kişinin haline benzer. Bunlara bir beyaz bir elbise getiriliyor. Feyüselûne cemî'an an levni zâlike s-sevbi. Bu elbisenin rengi hepsine soruluyor. Feyekûlu vâhidun minel erba'ati. Bunlardan bir tanesi diyor ki hâzel s-sevbun ahmar. Beyaz elbise, kırmızı elbise diyor. Veyekûlu'l-âkharu bir diğeri hâzel s-sevbun asfar. Bir diğeri de bu sarı bir elbise diyor. Veyekûlu's-sâlisu üçüncüsü de diyor ki hâzâ sevbun esved. Bu siyah bir elbisedir. Ve yekulu râbiyo. Dördüncüsü de hâzâ sevbun ebyaz. Dördüncüsü de bunun beyaz bir elbise olduğunu söylüyor. Feyukâlu lehu. Yani ne denir? Mâ yekulu fî hâulâ selâseti asâbu em ahtâbu. Yani bu üçü doğru mu söylemiştir, yanlış mı söylemiştir? Yani ne denir bunlara? Feyekulu dedi ki
Der ki emma enne fakat a'lemu enne sevbe ebyada yani bu beyaz bir elbise olduğunu biliyorum. Ve ase en yekune haulâ kad sadagu kezelik. Ama yani diğerleri de doğru söylemesi umulur. Yani böyle bir şey denebilir. Yani muhtemelen bu yanılmıyorsam şeye soruldu. Yani o bu beyaz elbise diyene söyleniyor yanılmıyorsam. Yani umulur ki onlar da doğru söyledi. Ben bunun beyaz elbise olduğunu biliyorum ama hâzâ sınıfu minen nâsi yani bu tür insanlar yekûlûne derler ki innâ nâlemu biliriz ki enne zâniye leyse bi kâfir yani zinâkâr kâfir değildir. Ve asâ en yekûnellezî yurva yani muhtemelen şunlardandır. Yani şöyle bir rivayet kendileri hakkında rivayet gelen kimselerdendir. Enne zâniye İza zena zinakar zina ettiği zaman nüzi'a minhul iman ondan iman çekilir alınır kema yunza'ul sirbalu ve serbalu sadifen fe inna la nukezzibuhu yani elbisenin çekip çıkarılması gibi ve buna da biz şey yapmayız yalanlamayız gibi derler. Ve yekulune yine men mate ve lem yahuc. Adam hac etmeksizin ölmüş. Fakat ataqal hacce. Yani haccı yapmaya gücü kuvveti olduğu halde hac yapmaksızın ölmüş bir kimse. Derler ki fenahnu nusemmihi mumine. Bunu biz mümin olarak isimlendiririz. Esma ve ahkam konusu burada da arkadaşlar. Esma yani inanç açısından kişilerin aldıkları isim, ahkamda ahirette karşılaşacakları bu isimden hükümler. Ve nusalli aleyhi bunun namazını kılarız. Ve nestağfiru lehu onun için bağışlanma dileğinde bulunuruz. İstiğfar ederiz. Ve nakzi anhu haccehu ve onun haccını kaza ederiz. وَلَا نُكَذِّبُ مَنْ يَقُولُ مَاتَ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا. Yani şöyle diyeni şey yapmayız yani ne diyelim yalanlamayız, tekzip etmeyiz. İşte Yahudi veya Hristiyan olarak oldu. يُنْكِرُونَ قَوْلَ الشِّيَعَةِ yani Şia'nın görüşünü inkar ederler. وَيَقُولُونَ قَوْلَهُمْ fakat onların görüşlerini söyledi. Yani onların görüşlerini söyledikleri halde o Şia'nın görüşünü inkar ederler. Ve yunkirûne kavlel havârici işte haricilerin görüşünü inkar ederler ama ve yekûlûne kavlem onların görüşlerini söyledikleri halde. Ve yunkirûne kavlel murciyeti ve yekûlûne kavlehum işte murciyenin görüşünü söyledikleri halde onu inkar ederler. Ve yunkirûne ve yarâvne بتحقيق قول هذه الأصناف الثلاثة روايات زعموا عن النبي الله صلى الله عليه وسلم yani bütün bu üç sınıfın da yani bu üç sınıfın görüşünün ortaya konması bağlı bu üç sınıfın da yani Hazreti Peygamber'den olduğunu iddia ettikleri bir takım rivayetleri var. Öyle düşünüyorlar. Fakat alimler biz şunu biliyoruz. Şunu söyleyelim diyor. En Allah Teala Allahu Teala innema ba'sa rasulahu sallallahu aleyhi ve sellem li yecma bihi el firqate. Yani Allah Resulü niye gönderiyor? Yani insanları birleştirmek için. Ve yed'u ila el ulfeti. Ve yani ülfete, sevgiye, muhabbete, birliğe çağırsın diye. وَلَمْ يَبْعُثْهُ لِيُفَرِّقَ الْكَلِمَةَ yani kelimeyi, ortak kelimeyi şey yapmasın, ayrımcılık çıkarmasın. Ayrımcılık çıkarmak için değil, onun için göndermedi.
ve yuharrişe müminine bazı ala, yani müminleri birbirine karşı doldurmasın, hareket etmesin, yani etmek için değil, tamam mı? Yani birleştirmek için, insanların arasına fitne fesat katmak için, onları ayırmak için değil, onları birleştirmek için gönderdi Allahu Teala peygamberini. Ve yezumune, iddia ederler ki ennehu innema ca ihtilafu hadil ahadisi ve rivayati. Şimdi yani bu işte gelen, ya ortaya çıkan bir ihtilaf var bu hadisler, rivayetlerle ilgili. Yani minha nasihan ve mansuhan, işte nesheden ve neshedilenler var. Fennahnu nervi kemasen, biz nasıl duyduysak öyle rivayet ederiz diye iddia ediyor. Feveyhun lehum, yazıklar olsun bunlara. Ma akalle ihtimamuhum bi emni akıbetuhum. Akıbeti. Yani akıbetlerini, sonlarına hiç önem vermiyorlar, dikkat etmiyorlar. Yazıklar olsun bunda. Haythu yuhaddisûne en-nâse bimâ alimû enne ba'dahum mensuk. Yani bir kısmı mensuh olduğunu bildikleri halde, yani bu rivayetlerin, insanlara bunları söylüyorlar. Vel amelü bil mensuhi el yevme dalalet. Yani neshedilmiş bir şeyle amel etmek nedir? Sapkınlıktır. Feyehudu bihin nase feyudillun. Yani bu tavırlarıyla, yani nasihini mensuhunu karıştıraraktan insanlara bu şekilde anlatıp insanların da bunu benimsemelerine neden olup sapıtmalarına neden oluyor bu adamlar. Fakat nalemu, şunu biliyoruz ki, bilebiliriz ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber lem yekun li yufessira el ayetel vahidete ala nev'ayni. Yani iki kısmı da kapsayacak şekilde bir ayeti tefsir etmemiştir. Yani nasih de mensuhu da bir arada kapsayacak şekilde tefsir etmemiştir, açıklamamıştır. فَمَا كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ نَاسِخًا. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'den bir şey nesheden bir şey var ise, فَسَّرَهُ لِجَمِعِ النَّاسِ نَاسِخًا, bütün insanlara bunu nesheden olarak açıklamıştır. وَكَذَلِكَ الْمَنْسُوخَ فَسَّرَهُ, yine aynı şekilde mensuhu da bu şekilde açıklamıştır. لِجَمِعِ النَّاسِ مَنْسُخًا, bütün insanlara açık ve net bir şekilde söylemiştir. Bu nasihtir, bu da mensuhtur. Net, herhangi bir gizlilik, herhangi bir şeylik, karışıklık yok. Meselenin bir tarafı bu. Ama bak, yani daha önceki derslerde dikkat ederseniz usul ve furu diye bir ayrım yapmıştı ve temel itibariyle şunu söylemişti: usule ilişkin konularda tek bir hakikat var, tek bir görüş vardır. Onun dışın, yani onun aksi insanı imandan eder demişti. Ama furuya ilişkin yine ona değinecek. Yani farklılıklar olabilir ve bunlar herhangi bir şekilde insanları birbirinden ayıran, ihtilafa düşüren şeyler değildir diyecek, yani demişti ve yine diyecek yani bunlar. Bu avam vel ahbar ve sıfat, yani haberler ve sıfatlar, yani diyor, yani kastettiğimiz nedir burada sıfatlar? Sıfatullahi leti kad kanet, yani Allah-u Teala'nın sıfatları. Fe innehu leyse şey'un minha mensuhan, yani bu konuda neshedilmiş veya nesheden diye bir şey söz konusu olmaz, işin doğasında bu yoktur. İnneme dehalen mensuhu, bak burada da bir ilkeyi veriyor, temel bir ilki, bu önemlidir. İnnemel mensuhu dehelel mensuhu fil emri ve nehy. Emre ve nehye ilişkin konulardadır. Yani bugün kitabımızda fıkha dair konulardadır. Şerhu zalike. Evet, şimdi açıklamaya başlıyor. İlem. İlki.
أنه إذا وضح بما ذكرنا قبل وجوب التمييز بين الحق والباطل في الدين، yani daha önce zikrettiğimiz üzere yani bu işte hak ile batıl dindeki yani din bağlamındaki hak ve batılın arasındaki ayrımın zorunluluğundan önce zikrettiğimizde açıkça ortaya çıkmıştır ki ve bene lehu yine açıkça ortaya çıktığına göre yani bunu da çokça ifade ettik, anlattık ve buradan da gerçek ortaya çıktı diyor. Enne la tarika ileyhi illa min cihetin nazari vel istiklal. Yani hak ile batılı ayırt etme yetisine ulaşmanın, bu bilgiyi elde etmenin yolu ancak ve ancak düşünme ve delillendirme yoluyla olur. Ve men lem yanzur ve lem yestedil. Yani her kim ki düşünmez ve delil getirmez ise, yani düşünmeyen ve delil getirmeyen kişi lem yani bir şey bilmiyor demektir. Ve beyyenne yine biz açıklamıştık. Enne la sebile ile temyiz min taklid. Yani taklit yoluyla da bir temyize ulaşmak, yani iyi ile kötüyü, hak ile batılı ayırt etmenin yolu yoktur. Mümkün değildir. Ennehu la yuaddi ila ilmil hakkı vel batili. Ki taklit insanı hakkın ve batılın bilgisine ulaştırmaz. Febâne bi vuduhi hâzel cedel. Yani bu münakaşa, tartışmanın açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki ize meyyeze beynel hakkı vel batili. Yani eğer bir kişi hakkı ve batılı ayırt edebiliyorsa, yani en yarifel hakka hakkan vettebe'ahu ve vâle ehlehu, yani nedir? Hak olarak bilmesi gerekir. Ona tabi olması ve onun ehlini sevmesi, muhabbet beslemesi gerekir. Ve arafel batıla batıla, batılı da batıl bilmesi, feçtenebehu ondan kaçınması ve canebe ehlehu ve onun ehline de engel olması, yani yanlışı ifşa etmesi, yanlış ifşa etmesi demeyeyim, yanlışı yaymalarına engel olması gerekir. Velem yekun en yarifel hakka hakkan ve la yekunu arifen. Yani bu yukarıda bahsettiğimiz kişiler, yani düşünmeyen, delil getirmeyen kişiler hakkı bilmez. Hakkı bilmiş olmaz. Hakkı hak olarak bilmiş olmaz. Bilen bir insan da olmaz. Fe innemâ hâlefehu batıl. Onun ona yani ona aykırı olan nedir? Yanlıştır. Li fesadil kavli li kevnil hakkı fil mezhebeyni mutadâdedeyni fi hazel ver. Yani biz bu bapta açıklamıştık. Yani hakkın doğası itibariyle ona ilişkin birbirine zıt iki görüş olmaz. Bunun bir gerçekliği yoktur. Burada bir netlik olacak. Ya hak ya batıl. Yani şu hak olabilir, bu hak olabilir şeklinde bir durum söz konusu değildir. Vakat beyyenne fîmâ kablû. Yani daha önce de açıklamıştık. El farku beyne mesail usulü vel furu'i. Yani usule ilişkin, furu'ya ilişkin konular arasındaki farkı açıklamıştık. Ve inne mesailel usulü usule ilişkin konularda el hakku hak gerçek fiha buradaki gerçek fi vahid bir tektir. Ve mahalefehu bunun zıttı, bunun aksi nedir? Batıl, yanlıştır. Ve mesailül furu'lleti tüsemme mesailül iştihadi yani iştihat yani kişinin gayret sarf etmesi. Bir düşünme ameliyesi gerçekleştirdikten sonra
yapılması gereken işlerdir. Yani içtihat meseleleri olarak isimlendirilen furu meseleleri, buna gelince vel hakku fi cemi akavilil müştehidine fiha. Yani burada içtihat eden alimlerin hepsinin görüşünde hak olabilir, gerçeklik olabilir. Ala ihtilafi medahibi mahkemi. Yani yöntemleri ve verdikleri hükümler açısından. Yani verdikleri yöntemleri ve verdikleri hükümlerin farklılığı açısından. Yani hepsinde bir gerçeklik olabilir. Furu'a ilişkin meseleler. Bunu açık ve net bir şekilde açıklıyor. Fakat yecuzu en yekune fi hadel babi, yani bu bağlam, yani furu'a ilişkin meselede olabilir. Ne olabilir? El mezhebani el muhtelifani hakkayni sevabeyni, yani iki farklı görüş, ikisi de doğru. La yecibu aleyhi, insana da şunu gerektirmeyen, İza arafa hakkı ahadihima en yahkuma bi butuli ma halefu. Yani doğru olanı bildiği zaman diğerinin batıllığına hükmedecek diye, tamam mı? Ve bunu böyle bilecek, bilmesini gerektiren bir şeyin olmadığı şekilde, yani iki farklı görüşte olabilir ve bunlar da doğru olabilir diye söylüyor. Vel farku beyne mesail usulü vel furu'i vadihun, yani usule ilişkin ve furu'a ilişkin meseleler arasındaki fark açık, net. Fifil sahabet, yani sahabenin uygulamasında da böyle. Ellezine, ki onlar hum hayra hayru ümmetin uhricet linnâsi yemurûne bil maruf ve yenhevne anil münker. Ayetteki ifadeyi buraya almış. Onlar nedir? İnsanlara marufu, bilineni, doğruyu emrederler ve hoş görülmeyen yanlışı da nehyederler. Ve insanlar için, bu yönleriyle insanlar için ortaya çıkarılmış, var olmuş, var edilmiş en hayırlı topluluktur onlar. وَلَا تَجْتَمِعُوا عَلَى خَطَّيْنِ وَلَا وَضَلَالَةٍ. Onlar hata ve sapkınlık üzerine ittifak etmezler. وَاخْتَلَفُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ نَوْعَيْنِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ. Onlar arasında gerçekleşen ihtilaf iki çeşittir. Ve kharacu fi ahadihima ila al-muharabati wal-mula'anati wat-tawabi wal-inkari'l-azim. Yani birbirlerine karşı savaşmışlar. Yani birbirlerine karşı ne diyelim? Yani nazik bir kelime kullanmak istiyorum ama aklıma da gelmiyor. Karşı birbirlerine karşı kötü konuşmuşlar. Ondan sonra ne diyelim, birbirlerinden uzaklaşmışlar. Yani büyük şey. Bunlar olmuş. Ama velem yahrucu fil nev'i ikincisinde ilamizde bu şekilde bir şey yapmamışlardır. Bel akamu ma'al ilmi bil muhalefeti ala hukmi velayeti vel muvafakati vel icdali vel ta'zimi vel ittiba'i ve ta'at. Yani ilimle hareket etmişler, muhalefetlerini bilimle yapmışlar ve burada işte dostluk, muhabbet, saygı, sevgi şeklinde bunu göstermişlerdir. Fe'ulime min fiilihim zâlikel farku beyne hükmül mes'eleteynin. Yani buradan anlaşılır ki ya, yani bu iki meseleye hüküm verilmesi arasındaki fark bilinir. Ve inne ihtel meseleteyn lemme kâne min usul dini, ama dinin asıllarına ilişkin bir konuya ilişkin gelene ve imme yecibu fihil kat'u bil hakki fi vahidin minha, ki burada net bir şekilde hak şudur demeyi gerektiren bir şeydir. Ve aleyhi delilun zahir, yani bir delil olması lazım. Zade fiil inkaru ala men harec an istavabi fiyya ala kadri istihkakiyi lidenice. Yani ki onun üzerine işte ne diyelim, hak etmesi itibariyle
doğruluktan ayrılması itibariyle münkirliğin yüklenebilmesi için. İnkaren aleyhi bil lisan vel yedi kenahvi ma zehebe ileyhi Ebu Bekr'in minet tesviyeti beynen nasi fil atay. Burayı şöyle toparlayalım arkadaşlar. Lemma'ya olumsuzluk anlamı verelim. Yani usulü dine ilişkin ki burada kesin ve net bir şey söylemek gerekiyor. Açık bir delille o doğrudan ayrılana da münkirlik sıfatının yüklenmesi gerekiyor. Usulü dine ilişkin böyle. Yani bu bağlama ilişkin olmayan konularda. Tamam mı? Kenah bir madde Ebu Bekir radıyallahu anh. Mesela minet tesviyeti beynen nasi fil atay. İşte insanlara verilen şeyler konusunda işte bir eşitliği getirmiş mesela. Bi fadli amelihim fihi onun yani onların işte amellerinin ne diyelim faziletinden ötürü. Ma ikameti ala muvalatihi ve terki teberri minhu ve men faalehu. Yani şey yap, ne diyelim birbirlerine dostlukları daim olmuş. İşte yani böyle ben senden uzağım, sen benden uzaksın şeyine, triplerine girmemişler. Bunu örnek verebiliriz diyor. Yine başka bir örnek. Ve ke kavli Osman radıyallahu anhu. Hazreti Osman'ın şu sözü gibi filmen ve ümmahatil evladi li Ali radıyallahu anhu. Hazreti Ali'nin evlatlarının annelerinin men edilmesi. Yani bu tam ne diyelim devamından hareketle bir şeyler söyleyelim. İşte bu konuda, tamam mı? Evlatların annelerinin yani zannediyorum evlat yani evlatların çocukların annelerinin satılması gibi bir konudan bahsediyorum yanılmıyorsam. Tabii eskiden şey kölelik durumunda düşündüğümüz zaman buna o bağlamda diye tahmin ediyorum yani. O şekilde açıklayabiliriz. Ben tettebiye re'yeke. Yani sen görüşüne tabi olursun. Fere yüke rüştün. Senin görüşün de doğrudur. Ben yettebiye re'ye min kablike yani senden öncekinin görüşüne tabi olabilirsin. Fenime zürre'yi yani görüş sahibi olan ne güzeldir. Kâne yuridu burada kastettiği Ömer, Hazreti Ömer'dir. Lennehu kâne yemnehu min beyihinne yani ya beyat meselesi de olabilir. Yani her ikisi de aklıma geliyor. Veya diğer konu da olabilir. Bunu bir örnek olarak veriyor. Yani vermek istediği ana mantık şu. Yani onlar usulü dine ilişkin konularda kesinlikle birbirlerini şey yapmamışlardır, tekfir etmemişlerdir, işte sen şusun, sen busun dememişlerdir. Ya savaşmış olsalar da, harbetmiş olsalar da. Yani aslında arkadan arkaya yani o anlaşmazlıklarının politik bir anlaşmazlık olduğuna da işaret diyebiliriz buna. Ama furu ilişkin şeylerde de, konularda da mesela yani ne demişlerdi işte yani sen görüşün odur, doğru olabilir. İşte filancanın görüşü budur, o doğru olabilir şeklinde. Yani ve kan Ali'yün yara bey'ahünne fil ahiri. Yani Hazreti Ali de Hazreti Ömer bunu engellerken Hazreti Ali bunun en son yapılacağı şeklinde bir görüş belirtmiş. Örnek vereyim. Felem yumkir vahidin minhuma ala sahibi. Yani bu iki farklı görüş sahibi olan birisi diğerini arkadaşını inkar etmiyor, yalanlamıyor. İnkaren yedulli alel beraati minhu yani
Yani tamamen kendini, işte benim seninle alakam yok ve görüşünü de hatalı bulmayı gerektirecek, delalet edecek bir şekilde bir inkarcılıkla arkadaşını inkar etmiyor. Feyedullu ala ma cera hadel mecra minel hilafil vaki beynehum fi mesailil furu'i. Yani bu furu'a ilişkin meselelerde onların aralarında hayatın akışı içerisinde gerçekleşen bir şeye delalet ediyor. Hükmü indehum ma beyyenna. Yani buna ilişkin verilen hükümler, onlar nezdindeki hükmü açıkladığım üzeredir. Min tasvibi ba'dihim li ba'din ala ma ara biçtihadi. Yani herkes içtihadına göre diğerini düzeltmeye çalışıyor. Felizalike dolayısıyla la yemna'u minel fetva bi, yani birbirlerini fetva vermekten, yani fetva vermekten kişiye alıkoymaz. Ve la yemna'u minel kabulü minhu, veya diğer görüşü kabul etmeyi engellemez. Ve la yukâşifuhu fihi. Yani burada bir ifşacılık, ortaya serme, yani ileri geri konuşmayı da şey yapmaz, gerektirmez. Fedelle ma kulna lehum fi hateyni meseleteyni alel farkı fi hükmihim ala ma beyyentü leke. Daha önce bunların hükümleri bağlamında ve bunun farkına ilişkin bu iki mesele üzerindeki söylediğimizi derlerinde demiş bir şekilde biz bu konuyu ne yaptık? Açıkladık diyor. Evet. Diğer sayfaya geçiyoruz. Velevla mekâfet-i tatvîli li şerhine hâdel bâbi. Yani fazla da sözü uzatmak istemiyoruz yani bu bağlamı açıklarken. Yani çok uzatmaktan çekiniyoruz, korkuyoruz. Yeteri minhu, haddinden fazla. Ve fîmâ zekernâhu fî kitâb-ül usûlî ve gayrî hunyeten an iniâdetî. Yani fazlasıyla, yani usul kitabında diğerlerinde çokça bunun açıklamasını yaptık diyor. Yani gerekirse gidin oraya müracaat edin diye ifade ediyor. وَالَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ فِي هَذَا مِنْ مَسَائِلِ مِنَ الْمَسَائِلِ كَمَسْأَلَةِ الْاَسْمَاءِ. İşte yani bu yazarın işte bu bağlamda, yani bu mesele, yani ne gibi meseletin esma'yı, isimler meselesi. Fe inna min mesail usuli. Bu usule ilişkin bir konu. Biraz önce bahsettim. Esma ve ahkam konusu. Terminolojik bir şey efendim. Mümin, kafir, münafık isimleri. Vel hakku fi vahidin minha. Yani bu konularda hak bir tanedir. Ve men arafel hakka fiha. Yani bu konularda hakkı bilen arafe enne ma hilafu batılın. Bunun aksinin, bunun hilafının, buna muhalif olan, buna aykırı olan görüşün yanlış olduğunu da bilir. Ben yecuze en yarifel fiha sümme la yedri enne ma batılın. Yani burada şu caiz değildir, mümkün değildir, uygun değildir. İşte hakkı bilip de sonra işte onun aykırı görüşü nedir, onu bilmemek doğru değildir diyor. Ve lizalike bu nedenle şebbehe rahimehullahu, Allah rahmet eylesin, İmam-ı Azam Ebu Hanife benzetmiştir. Limen şahede tevben ebyad, yani beyaz elbiseyi değerlendiren gören, yukarıda da bahsetmişti hatırlarsanız. Biri diyor kırmızı, biri diyor sarı, biri diyor siyah. فَاِنَّهُ مَتَى عَلِمَهُ اَبْيَضًا, yani onun beyaz olduğunu bildiği zaman vecebe aleyhi el-gadâ, ona gerekir bir kiz bir men akber anhu ennehu esbede, yani bu siyahtır diyen, böyle bir haber veren kimseyi inanmaması gerekir. Yani bunun yalan olduğunu kabul etmesi gerekir. Ev ahmere vasfara, ve işte beyaz elbise adam siyah diyor, kırmızı diyor, sarı diyor. Ya beyaz beyaz olduğunu biliyorsan bu iddialarda bulunan adamları inanmaman gerekir.
onların söylediğinin yalan olduğunu söylemek gerekiyor. Hilafen beyaz değil. Yani beyaz değil diyor bu adam. Özellikle limtina en yekuna mutedavvinen bir fi haleti vahidetin. Yani bir anda iki renk bir arada oluyor. Yani bir arada derken yani bu renkler karışıyor, karıştı. Yani farklı renkler çıkıyor. O anlamda değil. Ya beyaz ya siyah. Anlamda. Ya beyaz ya siyah bir arada olmaz. Ve de kâne mutedavvinen bir hadihime şayet ikisi bir arada oluyorsa lem yesih en yekune mütedavvinen li gayrihi. Birinin diğeri olması da mümkün olmaz. Ve kezalike İzâ arefel hakkı hakkan, yani hakkı hak olarak bilirse kişi, arefe ennemâ hâlefâhu bâtilun fiyâ. Ve bu konudaki ona muhalefet eden, ona aykırı olan görüşünün yanlış olduğunu da bilir. Bu konuda hakkın hak olduğunu bilen, onun aksinin batılın da batıl olduğunu net bir şekilde bilir. Fîmâ ce'e biha min el meseleti el hakku fiha fi vahidin min mehtelefen nasu biha. Ve işte yani insanların işte yani bu hak bir tanedir bağlamında ihtilaf ettiği konular. Neyse. Bütün bunlar da hakkı hak biliyorsa, hakkı hak biliyorsa batılda batıl olduğunu, yani bunun aksinin de batıl olduğunu bilir. فَأَمَّا هَذِهِ الْمَسَلَةُ اَلَّتِي ذَكَرَهَا مِسَالًا فِي هَذَا الْبَابِ. Bu şeye gelince yani bu bağlamda örnek olarak zikrettiği meseleye gelince فَاِنَّ الْمُتَكَلِّم۪ينَ kelamcılar يُسَمُّونَهَا مَسْأَلَةَ الْاَسْمَاءِ bunu ne olarak isimlendirirler? Esma meselesi. Biraz önce açıkladığım şekilde. وَمَانَ ذَٰلِكَ bunun anlamı da şudur. Ennel mu'mine izer tekebe kebireten, yani bir mümin büyük bir günah işlediği zaman müstahrimen, yani onun haram olduğunu görerek daha bir maza yüsemme ba'de irtikabi kebireten, yani bu büyük günah işledikten sonra isimlendirilecek şekilde. Fakat istelefen nasu fiyah, insanların bu bağlamdaki görüşleri farklıdır. Yani büyük günah meselesi. Yani büyük günah işleyenin durumu nedir? فَقَالَ الْخَوَارِجُ hariciler der ki اَنَّهُ يَخْرُجُ عَنِ الْا۪يمَانِ اِلَى الْكُفْرِ bu kişi imandan çıkmış ve küfre girmiştir derler hariciler. Görüşleri budur. قَالُوا حَتَّ الْكُفْرِ billahi masiyetuhu. Yani küfrün tanımı ne onlara göre? Allah'a isyan, yani buradaki masiyet Kebira'nın da kısmen olur. Ne diyelim? Yani eş anlamlı bir kelime. Öyle söyleyelim. Günah için kullanılan eş anlamlı bir kelime. Küfrün tanımı Allah'a karşı günah işlemek. Net bir şekilde sürdü. Yani bu fiil olur, söz olur, şu olur, bu olur. Bir insan bir günah işliyorsa kafir olur. وَحَدِّ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالَى. İmanın tanımı da nedir? Allah'a itaat etmektir. Yani sevap işlemek. Haricilerin görüşü bu. Vakale bazı başka bir grupta şöyle düşünmektedir. Bu münafık. Ne diyor? Münafıktır. O münafıktır diyor. Neyse bir kafir. Kafir değildir. Ve ileyhi kâne yergâbu Hasan-ı Basri'yü fi evveli emrihi tüm raca'a der. Yani Hasan Basri ilk zamanlar yani bu tartışmalarda bu konuda böyle düşünüyordu. Münafık diyor. Daha sonra bu görüşünden dönmüştür. Ve kâne ehlül istikameti yekulûne istikamet ehli de der ki yani ehl-i sünneti kastediyor ennehu mu'minun fâsıkun bu günahkar bir mü'mindir diyorlar. Evet geçiyoruz diğer sayfaya.
Vakale Vasıl ibn Atain ve Atain Vasıl bin Ata da der ki ve yakrucu fihi anil icmai ki o da icmadan ayrılmıştır bu konudaki görüşünde. Yukalü lehu şöyle söylediği belirtilir. İnnehu leyse bir kafirin ve le mu'minin. O ne kafirdir ne mü'mindir. Ve kharece anil kavleyni yani yukarıdaki iki görüşünden de ayrılmıştır. Cemiyen ikisinden de. En halefe cemaate ve cemaate muhalefet etmiştir bu görüşüyle. Ne diyelim? Sümmiye de diyebiliriz. Fesümmiye adlen. Fesemme adlen diyelim. Ve ashabahu mutezileden. Yani bunun adalet, doğru olduğunu isimlendirmişler ve bunu savunanlar da mutezile olarak isimlendirmişler. Ve kesrel havdu fi hazel babi ila vaktine hazel. Yani bu konuya ilişkin derin tartışmalar günümüze kadar gelmiştir. Ve teberra bazı ümmeti min bazı. Yani ümmetin yani gruplara ayrılmıştır. Fırkalar, mezhepler diyoruz. Birbirlerinden teberrü etmişler. Yani ne biz sizdeniz ne siz bizdensiniz modunda hareket etmişlerdir. Ve teallaka kullu ferikin bi şüphetin ve herkes ne diyelim her grup kendi şüphesini konuya ilişkin ortaya koymuş. Ve talet el mücadeletu fiha ile nani ve bu bağlamdaki çatışma daha bugüne kadar devam etmiştir. Ve alem bil ki ennehu la budd en tekune hâzîl mes'eletu ve eşbâhuha min mesâilil usûli. Evet, bir özet getiriyor, ana fikri tekrar veriyor. Bil ki bu ve benzeri usul meseleleri ki bunlar nedir? El hakku fî vâhidin minâ. Bunlar da hak bir tanedir. الاستحالة أن يكون صاحب الكبيرة مؤمنا كافرا ما ve şu da imkansız bir şeydir. Nedir o? Adam büyük günah işleyen kişi aynı anda hem mümin hem kafir olamaz. Ve le mu'minen ve le kafiren hem mümin değil hem kafir değil de olamaz. Ve en yekune min ehlil cenneti ve nari kat'an tenakudu fi zelike. Yani zıt bunlar. Yani bu iki zıt aynı anda bir arada olmaz. Hem cennet ehli hem cehennem ehli olmaz. Ve tenafihi imkansız bir şey. Ve kullu ma cara mecrahu fehukmul hilaf fi hukmuha. Yani buradaki hüküm verme şekli budur. Yani doğru bir tanedir. Hem o hem o olmaz. Vel vacibu dolayısıyla burada vacip olan nedir kişiye? Ya'riful hakka minha doğru olanı bilmesi ve temessüke bihi buna tutunması yani dirayetle yani budur demesi ve iptale ma hilafu ve bunun aksinin de batıl olduğunu ortaya koyması gerekir. فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْرِوَايَاتِ bu bağlamda birçok rivayetler var. Bunlara gelince ya bu bağlamda işte birbirine karşı bir ton rivayet var. Sözüne gelince diyor. فَإِنَّمَا صَحَّ مِنْ ذَٰلِكَ yani burada doğru olan şudur. مُرَتَّبٌ عَلَى الْاُصُولِ الصَّحِيحَةِ وَمَبْنِيٌّ عَلَيْهَا yani konu doğru, sahih asıllar üzerine tertip edilir, düzenlenir ve buna binaen hareket edilir. Ve lemme fî zâlike buradaki iş kemâ kâle rahimehullâhu Allah rahmet eylesin Ebu dediği gibidir. Ve asallâhu resûlehu sallallahu aleyhi ve selleme rahmeten Allah-u Teala Hazreti Peygamber'i rahmet olarak göndermiştir. Yecma bir firkate insanları bir kılmak için ve yezidel ülfete dostluğu muhabbeti artırmak için
ولم يكن كلامه بالمتناقض، yani onun sözü zıt sözler değildir. Ve beyanuhu bil muhtelifin mutefaviti, böyle birbirinden farklı şey açıklamalarda değildir. Ama ma kana hauna nasihan ve mansuhan, işte burada işte bu bağlamda nasih ve mensuh konusunda tarihul ilmi, burada ilmin yolu, özellikle bunu bilmenin yolu bir marifetin tarihi, tarih süreci bilmektir. Ve müteqaddim ve müteahhirimina, hangisi önce hangisi sonra? Önce olana ne diyoruz? Mensup. Sonra olana ne diyoruz? Nasip diyoruz. Değil mi? Ve zelike kad yekulu fi nefsin dafi. Nefsin özünde, kökeninde bu olur, bu olabilir diyor. Kemal kale, dediği gibi, kuntu nehaytukum an ziyareti kuburi fezurva. İşte şu sözde olduğu gibi. Daha önce ben sizi kabir ziyaretlerinden engelliyordum. Böyle bir gün vardı. Fezurva. Fakat şimdi ziyaret edin. Yani fezurva ifadesi ne oluyor? Nasıl oluyor? Yani kabir ziyaretinin engellenmesini ortadan kaldıran nasıl oluyor? Fakat hani ben derken bir zikrin vakti, kişi bilir, bak burada vaktin zikredilmesiyle burada bilir, yensibu ileyhin fiile ve evl kavle, yani fiile ve söze ilişkilendirmesi sözüyle hangisi nasih, hangisi mensuh, bunu kişi bilir. Ve ya'lemu enel müteahhire nasihun, yani son söz, son, en son olan nasihtir. Ve izellem ya'lem zelike, eğer bilemiyorsa bunu, bilmiyorsa rutibe rettebe ba'dahu ala ba'din, işte yani böyle bir değerlendirme yapar. Festa'a festa'um ile cemi'an, ikisi de bir arada değerlendirilir, kullanılır. Böyle. Hem de der ki innema yekunu fîmâ tarîkul ibadâti eşşer'iyyeti dûne'l ahbâri ve sıfâti lletî la yedhulühâ nesku ve tebdîl. Yine burada ayrım ifade ediyor. Nesih konusu. Özellikle şer'i ibadetler. Yani bu bağlamdaki konularda olur. Ama işte neshin ve tebdilin söz konusu olmadığı sıfatlar ve bu bağlamdaki haberler konusunda da olmaz. Vel vacibu ala men revan nasihu vel nasiha vel mensuha ve arafahuma en yübeyine. Burada nasihi ve mensuhu rivayet eden kişiye zorunlu olan nedir? Ve arafahuma, bilen, en yübeyyine zelik. Bunu böyle açıklaması gerekir. Yani bu nasıktır demesi lazım, bu da mensuktur demesi lazım. Ve insanları doğruya yönlendirmesi gerekir. İzelem yekun fil lafzi ma yedullu aleyhi yella yeka iltibasun. Yani böyle bir karmaşıklık olmasın diye, şüphe olmasın diye delalet eden lafızda olmazsa, yani usul ilişkinde net, değil mi? Ama yani burada böyle bir şey göremiyorsun. Yani netlik yok. Fekeder ki ize ruviyel muhtelifu minel ahbari, yani yübeyyine sıdkahu ve kizbehu indahu fela yeğlut galitun. Yani burada ne diyelim? Burada işte doğrusunu yanlışını ona göre açıklaması, açıklama durumu olan işte haberler muhtelif bir rivayet olursa fela yeğlutu galitun, yani burada ne diyelim, yanlış yapan yani
yanlış yapmış olmaz. Fe ya'melu ma la yecibul amelu bihi aleyhi. Ve burada da bununla da amel etmek gerekmez diye ifade ediyor. Evet arkadaşlar, burada sonlandırıyorum. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.